Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'uth rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمنلر Okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Duhan Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah okumaya başlıyorum. Hamim, dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Vel kitabil mubin, apaçık kitaba yemin olsun ki ayetleri, hükümleri, yasaları ayan beyan olan Allah'tan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inişi ve içindekileri apaçık olan kitaba yemin olsun ki inna enzelnahu fi leyletin mübareketin, biz bu kitabı mübarek bir gecede indirdik. İnna kunna munzirin, biz uyarıcılarız. Biz bu kitabı mübarek bir gecede indirdik. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece Berat gecesi midir yoksa Kadir gecesi midir? Bu konuda ihtilaf var. İhtilafın sebebi de işte bu ayeti kerime. Kur'an konusunda söz söyleme yetkisine sahip olan alimlerimizden kimileri demişler ki bu ayet sebebiyle Kur'an Berat gecesinde indirilmiştir. Ama yine alimlerimizden kimileri demişler ki Bakara suresindeki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle mübarek bir aydır ki o ayda Kur'an indirildi ayeti. Bir de Kadir suresindeki İnna enzelnâhu fî leyletil kadir. Muhakkak ki biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ayetleri sebebiyle de Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayı içindeki Kadir gecesinde indirildiğini söyleyenler de olmuştur. Bunun belki şöyle bir yorumunu yapmamız mümkün olabilir. Kur'an-ı Kerim Berat gecesinde Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına bir çırpıda toptan indirilmiştir. Ramazan ayı içindeki Kadir gecesinde de dünya semasından sevgili peygamberimize peyderpey indirilmeye başlanmıştır. Yani Kur'an'ın iki inzalinden söz edebiliriz. Birisi toptan bir indiriliş ki o Berat gecesinde gerçekleşmiş. Ötekisi de peyderpey bir indiriliş ki o da Ramazan ayı içindeki Kadir gecesinde gerçekleştirilmiştir. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirildiği için mi o gece mübarek bir gece olmuştur? Yoksa o gece mübarek bir gece olduğu için mi Kur'an indirilmiştir? Bunun tartışmasının anlamı yoktur. Her ikisi de mümkündür. Ama burada bize yönelik bir cümle söyleyeyim. Eğer biz de hayatımızı bereketlendirmek istiyorsak, hayatımıza şeref kazandırmak istiyorsak, biz de bu kitabı indirmek zorundayız. Kitabı raflardan indirip elimize aldığımız gece, kitabı mutfağımıza indirgediğimiz gece, kitabı hukukumuza, eğitimimize, kılık kıyafetimize, sosyal ve siyasal yapılanmamıza indirgediğimiz gece bilelim ki bizim de Kadir gecemizdir. Kadir gecesi kadru kıymet bilme gecesidir. Kur'an'ın kadru kıymetini bildiğiniz gece bin aydan daha hayırlı bir geceniz olacaktır. Unutmayın ki insanların o geceye tesadüf etmesi
insanlar açısından çok fazla önemli olmayacaktır. Çünkü aynı geceye Ebu Cehil de tesadüf ediyordu yaşadığı sürece Ebu Bekir de, ama Ebu Bekir'i Ebu Bekir Sıddık yapan o gece Ebu Cehil'i Ebu Cehil olarak olduğu yerde bırakıyordu. Öyleyse bütün mesele Kur'an-ı Kerim'i indirmekte. Raflardan indirdiğimiz gece ya da gündüz fark etmez, bizim de Kadir gecemiz olacak. İnna kunna munzirin, biz uyarıcılarız. Allah bu kitabında bizi uyarmıştır. Yaşadığımız hayatın anlamını, ölümü, ölüm ötesi hayatı, ölümün neticesinde bizi bekleyen cenneti ve cehennemi Rabbimiz çok açık ve net bir biçimde bizim gözlerimizin önüne sermek suretiyle bizi uyarmıştır. Ey kullarım, şöyle Müslümanca bir hayat yaşarsanız güzelin güzeli bir cennet sizi bekliyor. Şöyle kafirce, müşrikçe ve zalimce bir hayat yaşarsanız dayanılmaz bir cehennem sizi bekliyor diye yolun sonunda bizi bekleyen cennet ve cehennemi gözümüzün önüne sermek suretiyle Rabbimiz bu kitabında bizi uyarmıştır. Eğer bizi uyarmasaydı, uyarmadan bizi hesaba çekecek olsaydı, o zaman belki insanların şöyle bir itiraz hakları olabilirdi. Ya Rabbi, madem ki bizi sen yaratmıştın, madem ki bizden şöyle bir kulluk istiyordun, öyleyse o kulluğu bize niye anlatmadın? Kendini bize niye tanıtmadın? Madem ki bu yolun sonunda bizi güzelin güzeli bir cennet bekliyordu, niye dünyada o cenneti bize tanıtmadın? Madem ki bu yolun sonunda dayanılmaz bir azap, bir cehennem bizi bekliyordu, niye o cehennem konusunda bizi uyarmadın diye artık insanların bir mazeret hakları da, bir itiraz hakları da kalmamıştır. Fiha yufraku kullu emrin hakim, o gecede yani Berat gecesinde her hikmetli iş ayrıştırılır. Her muhkem iş, her hakim iş o gecede ayrıştırılır, karara bağlanır. Emran min indina, katımızdan bir emirle, katımızdan bir buyrukla, katımızdan bir yasama ve yürütmeyle her önemli iş o gece karara bağlanır. Kainatın kaderi, insanların kaderi, insanların rızıkları, insanların ecelleri ve bu Berat gecesinden öbür Berat gecesine kadar bir yıllık yeryüzünde olup bitecek olanlar, insanların başlarına gelecek olanlar Berat gecesinde takdir edilir. Takdir eden Allah'tır. Karara bağlayan Allah'tır. Her işin başında Allah vardır. Her işin sonunda Allah vardır. Emran min indina, katımızdan bir yürütme ve yasama ile. İnna kunna mursilin, muhakkak ki biz elçiler gönderenleriz. Ya o gecede aldığı kararlarını uygulatmak üzere meleklerini yeryüzüne gönderir, görevlendirir Rabbimiz, ya da bizim adımıza aldığı kulluk maddelerini bize ulaştırmak üzere beşer elçilerini, beşer peygamberlerini görevlendirir Rabbimiz. Rahmeten min Rabbik, Rabbinden bir rahmet olarak. Rabbimizin bizimle ilişkisi rahmet esasına dayanır. Bir kere Allah'ın bizi yokluktan varlığa çıkarması, bizi dünyaya getirmesi, işte bize işleyen rahmetinin tecellisidir. Sonra bu dünyada ne yapacağımızı, nasıl bir hayat yaşayacağımızı bilemeden, bocalar bir vaziyette bırakmayarak bize bir kitap indirmesi, bize bizden istediği kulluğu en güzel bir biçimde şahsında örneklediği elçiler göndermesi, Rabbimizin bize karşı işleyen rahmetinin eseridir. İnnehu huves semi'ul alim, muhakkak ki o Allah her şeyi işiten ve bilendir. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum muqinin, eğer yakine ulaşmak istiyorsanız, gözle görmenin de ötesinde kesin bir bilgiyle iman etmek istiyorsanız, işte göklerin de yerin de ikisi arasındakilerin de sahibi Allah'tır. Rabbi Allah'tır, egemeni Allah'tır, yöneticisi Allah'tır. La ilahe illahu, o Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. O Allah'tan başka rızası kazanılacak varlık yoktur. Yuhyi ve yumit, o Allah hayatı veren ve hayatı alandır.
Şu anda hayattasınız, hayatınızı ona borçlusunuz. Zamanı gelince de onu sizden alacak olan yine Allah'tır. İlah olanın hayatı veren ve alan olması gerekiyor. Diriltmeyenlerin, hayat vermeye gücü yetmeyenlerin ve öldürmeyenlerin ilah olmaları söz konusu değil. Rabbukum ve Rabbu abaikumul evvelin. O Allah sizin de Rabbinizdir. Sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Her ne kadar sizden önceki atalarınız o Allah'ı bilememiş, bulamamış, o Allah'a kulluk edememişlerse de bile bu gerçeği değiştirmez. Sizden öncekilerin Rabbi de Allah'tır. Sizden öncekilere kitaplar ve elçiler gönderen de Allah'tır. Sizden öncekileri de kulluğundan haberdar eden de Allah'tır. Size kitap ve elçiler gönderen Rabbiniz Allah'tır. Belhum fi şekkin yel'abum. Ama şu kafirler, şu müşrikler bir kuşku içinde, bir şüphe içinde yuvarlanıp gidiyorlar. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Kafirin bütün hayatı şüphe üzerine bina edilmiştir. Kafirin bütün hayatı şüphe üzerine kurulmuştur. Her şeyden şüphe eder. Kendisinden bile şüphe eder. Tapındığı putların gerçek mi değil mi olduğu konusunda şüphesi vardır kafirin. Yolu, yordamı, programı konusunda şüphe içindedir. Allah'ın varlığı konusunda şüphe içindedir. Bakın, Allah yok diyen hiçbir kafir bu konuda emin değildir. Acaba mı ki diye mutlaka içinde bir şüphe taşımaktadır. Ahiret yoktur, hesap kitap yoktur, diriliş yoktur diyen hiçbir kafir bu konuda emin değildir. Bir bilgiye, bir belgeye dayanmamaktadır. Acaba mı ki, acaba şu Müslümanların dediği doğru mu ki, acaba öldükten sonra bir diriliş, hesap kitap var mı ki diye kafir mutlaka içinde bir şüpheyi yaşayan kimsedir. Müslümanın bu konularda zerre kadar bir şüphesi yoktur. Fertakib, sen gözetle ey peygamberim. Yevme te'tis sema'u bidduhanin mubin. Sema apaçık bir dumanla geldiği zaman. Semanın apaçık bir duman getireceği günü sen gözetle, sen bekle ey peygamberim. Surenin adı Duhan suresi. İşte duhan da duman demektir. Bu ayeti kerimede Rabbimiz ya kıyametin alametlerinden birisinden söz ediyor ya da Mekke'de gerçekleşmiş bir olaydan söz ediyor. Birisini İbni Mesud Efendimiz söylüyor, diğerini de İbni Abbas Efendimiz söylüyor. Önce birinciyi bir söyleyeyim. İbni Mesud Efendimiz diyor ki, kıyametin kopmasına yakın günlerde gökyüzü, yeryüzü bir dumanla dolacak. Kıyametin alametlerinden birisi olarak duhan zuhur edecek. Hazreti Ali Efendimizin ifadesine göre söyleyecek olursak, bacası ve penceresi olmayan bir evin içinde ocak yakılınca nasıl ev dumanla dolu verir? İşte yeryüzü bir dumanla dolacak, bacasız ve penceresiz bir eve dönecek gökyüzü, yeryüzü. İnsanlar ağızlarından, burunlarından duman yutup altlarından çıkaracaklar. Kafirler sarhoş olacaklar, müminler de nezleye tutulmuş gibi bir etkiyle etkilenecekler. Sonra Allah'a dua edecekler. Bakın devamında Allah diyor ki, yağşen nase, o duman bütün insanları kuşatır. Hâve azâbun elîm, bu gerçekten dayanılmaz bir azaptır. İnsanlar yönelip Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ederler. Rabbenekşif annel azabe. Ya Rabbi şu azabı bizden bir kaldır. İnna mu'minun. Biz mümin olduk. Biz iman ettik ya Rabbi. Ya da biz iman edeceğiz ya Rabbi. Şu azabı bizden bir kaldır. Allah da diyor ki bakın. Enna lehumuz zikra. Öğüt almak nerede? Şu insanlar nerede? Ve kad ca'ehum rasulun mubin. Halbuki kendilerine apaçık bir peygamber gelmişti. Çocukluğu gözlerinin önünde geçmiş. Gençliğine şahit olmuşlar. Ömründe bir kerecik ağzından yalan işitmemişler. Ömründe bir kerecik bir insana bir yamuk yapmamış, bir falsosuna şahit olmamışlar. Her şeyi apaçık, ayan beyan gözlerinin önünde geçmiş bir peygamber geldi de ona inanmayan bu insanlar dumanla mı iman edecekler?
Tıpkı selefleri gibi, işte geçen hafta okuduk ayetleri, bir bela geldi, Firavun oğulları geldiler Musa aleyhisselama, ey Musa, Rabbına bir dua ediver, şu belayı başımızdan bir kaldırsın, kesin iman edeceğiz dediler. Ama her bela kaldırılcıkça da yan çizi verdiler, sözlerini yiyiverdiler. İşte İbni Mes'ud Efendimiz bu duhanın kıyamet alametlerinden birisi olduğunu söyler. İbni Abbas Efendimiz'den de bir rivayet var, onu da söyleyeyim. O da diyor ki Mekke'de Peygamber Efendimiz'e ve beraberindeki bir avuç Müslümana karşı Mekke müşriklerinin işkencelerinin had safhaya ulaştığı bir ortamda Peygamber Efendimiz bir bedduada bulundu. Ya Rabbi, şu senin elçine ve beraberindeki bir avuç Müslümana kan kusturan şu Mekkelilere Yusuf'un kıtlık günleri gibi kıtlık günleri gönder de açlıktan ne yapacaklarını şaşırsınlar, acizliklerini anlasınlar, senin gücünü kudretini anlasınlar da senin peygamberine ve beraberindeki Müslümanlara şu işkencelerden vazgeçsinler diye bir bedduada bulundu. Allah bir kıtlık gönderdi Mekke'ye. Açlıktan leş yemeye başladı Mekkeliler. Gökyüzüne baktıkları zaman gökyüzünü dumanlı görmeye başladılar. Aç insanlar öyle görürlermiş. İşte İbni Abbas Efendimiz de bu ayeti kerimeyi böyle yorumlamış. Thümme tevellev, sonra vazgeçiverdiler. O peygamberden yüz çeviriverdiler de anhu ondan vakalu dediler ki muallemun mecnun, bu öğretilmiş bir mecnundur. Bu eğitilmiş bir mecnundur. Bakın dikkat ederseniz Peygamber Efendimizin hakkında bir şey diyemiyorlar. Yalancı diyemiyorlar. Sahtekar diyemiyorlar. İnsanları aldatır diyemiyorlar. Diyemiyorlar da ancak şunu söylüyorlar. Bu Muhammed Aleyhisselam kendisi çok iyi bir insan, çok dürüst bir insan ama perde arkasında birileri bunu dolduruyor. Kendi diyemedikleri şeyleri buna söylettiriyor. Bütün sıkıntıyı da buna yaşatıyorlar. Peki kim o? Madem bu sözleri söyleyebilecek bilgin birisi varsa toplumda niye peygamberi kullansın da niye kendisi ortaya çıkmasın? Neden kendisi söylemesin bütün bunları? Neden kendisi ben peygamberim demesin? Kim o deyince de bir tek cümle bile söyleyemiyorlar. Sadece söyledikleri şudur. Bu cinlere kapılmış. Cinler buna bunları empoze ediyor. Bu Muhammed Aleyhisselam da utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyor. Allah diyor ki bakın İnna kâşiful azâbi galilen, biz az biraz onlardan bu azabı kaldıracağız da innekum aidûm, sizler ey müşrikler, siz eski küfürlerinize, eski şirklerinize, eski şikaklarınıza dönüvereceksiniz. İnsan fıtratı. Allah'a muhtaç olunca ki her zaman kişi Allah'a muhtaçtır. Allah'a işleri düşünce dua dua yalvarıyorlar. Tamam ya Rabbi, aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi, işte kulluk yapacağız, mümin olacağız diyorlar. Ama Allah diyor ki bakın ben onlardan az biraz bu azabı kaldırınca onlar yine eski küfürlerine ve şirklerine dönecekler. Dönsünler bakalım. يَوْمَ نَبْدِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى, biz onları şedid bir sarsıntıyla yakalayacağız o gün, kıyamet günü. اِنَّا مُنْتَقِمُونَ, biz onların tümünden intikam alacağız. Şimdi katsınlar bakalım. Şimdi itiraz etsinler. Şimdi yan çizsinler bakalım. Kıyamet günü biz onları şedid bir azapla yakalayacağız. İşte bir örnek verecek Rabbimiz. Tarihten bir örnekle bizi yüz yüze getirecek. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la kıssasını bir önceki surede anlatmıştı ama bu sefer olayın bir başka boyutuna dikkat çekerek bakın Allah şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, şüphesiz ki şu Mekkelilerden önce, şu dünyalılardan önce biz Firavun kavmini de imtihana çektik. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, onlara çok kerim bir elçi geldi. Çok yüce, çok mübarek bir elçi geldi Musa Aleyhisselam. Bakın o elçi onlara gelir gelmez şöyle dedi. En ettu ileyye ibadallah. Ey Firavun, şu Allah kullarını bana teslim edin. Şu Allah kullarını bana bırakın. İnni lekum rasulun emin. Ben gerçekten size Allah tarafından görevlendirilmiş emin bir elçiyim. Güvenilir bir elçiyim. Ben kendiliğimden gelmiş filan değilim. Kendi projelerimle, kendi fikirlerimle gelmiş filan değilim. Beni Allah gönderdi.
şu Allah kullarını bana teslim et ey Firavun. Kimdi o Allah kullarından kastı? İsrailoğulları. Biliyorsunuz Mısır'da Yusuf peygamber döneminde Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf aleyhisselam Mısır'a geldi. Mısır'a sultan oldu. Babası ve diğer 11 kardeşleri de Mısır'a hicret ettiler. Ve Mısır'ın egemenliğini Müslümanlar ellerine geçirdi. 600 yıl Müslümanlar, peygamber çocukları, Yakup aleyhisselamın çocukları yani İsrailoğulları 600 yıl Mısır halkına çok dengeli, çok mutlu bir hayat yaşattılar. 600 yılın sonunda Firavun oğulları bir desiseyle iktidarı ele geçirdiler Mısır'da. Peygamber çocukları denen İsrailoğullarını köleleştirdiler ve İsrailoğullarının 400 yıllık da bir kölelik süreci oldu. Firavun oğulları 400 yıl Müslümanları köleleştirdiler. Bu süreç içinde Müslümanların ne dinleri kaldı, ne imanları kaldı, ne namusları, ne iffetleri kaldı, ne kimlikleri, ne şahsiyetleri kaldı. Her şeylerini kaybettiler. İşte aradan 1000 yıl geçtikten sonra kurtarıcı olarak Allah Musa aleyhisselamı Firavun ve toplumuna gönderdi. Bakın Musa aleyhisselam dedi ki şu Allah kullarını bana teslim et ey Firavun. Yeter bunların ırzına geçtiğin. Yeter bunların vergi diye ceplerine el attığın. Yeter bunların şahsiyetlerini kemirdiğin. Yeter bunların erkeklerini öldürüp kadınlarını hayasızlaştırdığın. Çek bunların üzerinden kirli elini ey Firavun. Şu Allah'ın özgürce dünyaya getirdiği hür kullarını köleleştirmekten vazgeç. Analarından hür doğmuş şu Müslümanları bana ver. Ben onları alıp götüreceğim. Devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın sözleri. وَاَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللّٰهِ Bir de ey Firavun Allah'a karşı üstünlük de taslama. Firavun biliyorsunuz Allah'a karşı üstünlük taslıyordu. اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى diyordu. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Ben Allah'tan da büyük bir Rabbim diyordu. Bakın onun bu tavrına karşılık Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam diyor ki sakın Allah karşısında güç iddiasında bulunma ey Firavun. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunma. İnni atikum bi sultanin emin. Eğer benim bir Allah elçisi olduğum konusunda bir şüpheniz, bir endişeniz varsa ben size çok güçlü ayetler getirdim. Çok büyük bir sultanla geldim, bir mucizeyle geldim. Neydi Musa Aleyhisselam'ın elindeki mucize? İki mucizesi vardı. Bir asa mucizesi, bir de yedi beyza mucizesi. İsterseniz ey Firavun, ben elçiliğimi ispat için size o ayetleri göstereyim. وَاِنِّي اُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُنْ Kavga sürüp gitti. Allah burada kısaca 3-5 ayetiyle bu konuyu önce Peygamber Efendimiz'e, Mekkelilere, şimdi de biz dünyalılara özetleyiverdi. Kavga sürüp gitti. Bakın dedi ki Musa Aleyhisselam, beni taşlamanızdan, bana işkence etmenizden, beni yalanlamanızdan, sizin de Rabbiniz, benim de Rabbim olan Allah'a sığınıyorum. Ey Firavun, ben Rabbimin korumasını talep ediyorum. Ben Rabbimin güvencesine yürüyorum. وَاِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَتَزِلُونَ Ey Firavun, eğer bana iman etmezseniz, yani Müslüman olmayı kabul etmezseniz, hiç olmazsa yolumdan çekilin. Hani gölge etme, başka ihsan istemem senden diye bir söz var ya, Musa Aleyhisselam onu söylüyor. Ey Firavun, tamam sen Müslüman olmayabilirsin. Sen İslam'ı kabul etmeyebilirsin, bana iman etmeyebilirsin ama benim yoluma takoz koyma. Bırak beni de şu getirdiğim risaleti Allah'ın kullarına ulaştırayım. Dileyen Müslüman olsun, benim tebliğimin önünü kesme ey Firavun. Uzun yıllar bir kavga sürüp gitti. En sonunda bakın Musa Aleyhisselam Allah'a bir raporda bulundu. فَدَّعَا رَبَّهُ Rabbına dua etti. اَنَّهَا اُولَٰئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ Ya Rabbi şu toplum mücrim, bunlar imana yanaşmıyorlar. Bütün çabalarıma rağmen, bütün gayretlerime rağmen bunlar iman etmeye yönelmediler. Ya Rabbi ben bittim. Benim yapabilecek bir şeyim kalmadı. Ben bana düşeni yaptım ya Rabbi. Sen de sana düşeni yapıver diye bir rapor sundu. Bütün peygamberler aynı duayı yaptılar. Düşünün bir Nuh Aleyhisselam 950 yıllık bir davet sabrında bulundu. Çevresindeki insanlar 40 kişiye anca varmıştı Müslüman olanlar. Ne dedi en sonunda?
İnni mağlubun fentasır. Ya Rabbi ben mağlup oldum, ben bittim, ben sıfırı tükettim. Yetiş imdadıma ya Rabbi dedi. Kul bittim dediği anda da Allah yettim kulum diyor. Bakın Musa Aleyhisselam da raporu sununca Allah buyurdu ki fe esri bi ibadi, kullarımı leylen bir gece yolculuğuna çıkar ey Musa. Benim mümin kullarımı, şu peygamber çocuklarını, şu İsrailoğullarını al Mısır'dan, bu gece Mısır'ı terk et. Ama innekum müttebeun, şunu kesinlikle bilesiniz ki takip edileceksiniz. Ben her şeyin farkındayım. Firavun arkanızdan bir orduyla gelecek ey Musa. Korkmayın. Ben desteğinizdeyim. Ben yardımınızdayım. Takibe uğrayacaksınız. Evet, o gece Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını ikna etti, aldı ve Mısır'ı terk etti. Sayıları ne kadardı bilmiyoruz. Farklı rivayetler var ama kesin bir şey olmadığı için bir şey demeyeyim. Aldı Müslümanları Mısır'dan, o gece Mısır'ı terk etti. Müslümanlar özgürlük yolunda ilk adımlarını attılar. Müslümanlar hürriyete ilk adımlarını attılar. Mısır'da Firavun'un köleliği altında bir hayat yaşamaktansa çölde açlığımızdan ölmeye razıyız dediler. Bu hicreti göze aldılar. Onların kaçtığını öğrenen Firavun deliye döndü. Ya nasıl olur dedi. Bunlar nasıl kaçarlar? Benim kölelerim beni nasıl terk ederler? Ben ne yapacağım şimdi? Ben kimin sırtına bineceğim? Vergi diye kimin cebine el atacağım? Kimin ırzına geçeceğim? Şu piramitleri, şu yolları, şu köprüleri, şu temizlik işlerini, şu bulaşık işlerini ben kime gördüreceğim? Efendiler kölelerini kaybetmek istemezler. Hatta efendiler kölelerini başka efendilere kaptırmamak için savaş bile yaparlar. Bakın Firavun deliye döndü, hemen güçlü kuvvetli bir ordu hazırladı ve Müslümanları takibe aldı. Tıpkı şu anda yeryüzünün her bir coğrafyasında yaşayan Müslümanların kendilerine en yakın tağutlar tarafından takibe alındıkları gibi. Tüm dünya Müslümanları kendilerine en yakın kafirlerin takibi altında. Niye? Yahu ne olur ne olmaz. Aralarına Lozan'da ördüğümüz tel örgüleri koparırlar da bu Müslümanlar bir birleşirlerse, bir halife etrafında, bir lider etrafında toplanırlar da, küfür dünyaya bir savaş açarlarsa, bizim hayatı sevdiğimizden çok ölümü oğul balı bilen bu Müslümanlar karşısında, bizim dayanmamız kesinlikle mümkün olmaz diye ödü kopan kafirler şu anda tüm dünya Müslümanlarını takibe alıyorlar. Firavun da takibe aldı. Dedi ki yahu bunlar bir yerlerde Musa ile baş başa kalırlar da özgürlüğü bir tanırlarsa benim kölem olmaktan çıkıverirler. Bir yerlerde özgürce Allah'a kulluğu bir tanırlarsa, kitaplarıyla bir tanışırlar, peygamberleriyle bir buluşurlarsa, yani benim eğitim sistemimin kontrolünden bir çıkarlarsa ben bunlara asla söz anlatamam. Bunlar bir özgürleşirlerse artık ben sırtına binecek insan bulamam. Vergi diye boğazına el atacak insan bulamam. Dedi, güçlü kuvvetli bir ordu hazırladı Firavun ve gün doğarken Müslümanların arkasından yetişti. Müslümanlar Kızıldeniz'e ulaşmışlardı. Önlerinde haşin dalgalarıyla Kızıldeniz duruyor. Arkaya bir baktılar ki Firavun da yaklaşmıştı. Eyvah dedi İsrailoğulları. Az evvel dedim ya 400 yıllık bir kölelik süreci ne din bırakmış onlarda ne iman bırakmış. Dediler ki eyvah yanlış yaptık. Keşke Musa'yı dinlemeseydik. Keşke onunla bu yolculuğa çıkmasaydık. İşte önümüzde haşin bir deniz ve ardımızda Firavun. Bir bir Firavun bizi doğrayacak. Bağırışıp çağrışmaya başlayınca Musa Aleyhisselam dedi ki yahu yapmayın etmeyin. Ben bu yolculuğa Allah'ın emriyle çıktım. Bu yolculuk emrini veren Rabbim elbette bize bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Kitabımızın başka surelerinde detayı anlatılır. Rabbimiz buyurdu ki ey Musa asanı denize vur. Bir değneğin denize vurulmasıyla fiziksel yönden, akli yönden hiçbir deniz yarılmaz. Mümkün değil. Ama sular Allah'ı dinler. Ateş yakar mı? Yakar. Yakma yasasını kaldırıverdi mi Allah? Yakmadı İbrahim'i. Bıçak keser mi? Keser. Bıçağı koyduğu kesme yasasını kaldırıverdi mi Allah? Kesmedi İsmail'i. Su da öyle. Su aslında hayat kaynağıdır. İşte içeriz suyu. Ama bizim için hayat kaynağı olan su
göreceğiz ki biraz sonra Firavun ve ordusu için ölüm sebebi olacak, helak sebebi olacak. Musa aleyhisselam vurdu denize asasını, deniz yarıldı. Rivayetlere göre 12 yol açıldı kupkuru ve İsrailoğulları Musa aleyhisselamla birlikte karşıya geçtiler. Musa aleyhisselam Allah'ın hesabından habersiz döndü denize asasını bir daha vurup deniz birleşsin de kapansın yollar da Firavun arkamızdan gelemesin diye denize asayı bir daha vurmak istedi. Bakın Allah buyurdu ki وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَ Hayır hayır ey Musa, denizi açık bırak. Vurma asanı, açık kalsın. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ Şu ordu boğulacak, benim bir hedefim var, benim bir hesabım var ey Musa. Sen dokunma, açık kalsın. Ben bu Firavun ve çevresindeki ordularını, hempalarını bu suda boğacağım. Ve Firavun da yürüdü. Tam denizin ortasına geldiklerinde suların gemini, zimamını salıverdi Allah. Ve koskoca yeryüzünün en süper ordusu birkaç dakika içinde suların içinde boğulup gittiler, geberip gittiler. İşte Allah'la savaşmanın akıbeti budur. İşte Allah'ın elçileriyle savaşa tutuşmanın neticesi budur. İşte Allah'ın dostlarını yok etme planının, programının neticesi budur. Geberip giderken Firavun iman ettiğini söyledi ama geçmiş olsun. Bakın birkaç ayetle olay özetleyiverdi. Bize belki çok şey demedi ama bu ayetlerin indiği dönemi bir düşünün. Peygamber Efendimiz bir köşeye büzüşmüş, gözleri dolu dolu, kalbi heyecandan tık diye duracak neredeyse, olmayacak. Galiba ben bu işi yapamayacağım. Bu insanlar anlamıyorlar. Ben bu işi başaramayacağım galiba diye bir taraftan Hatice annemiz teselli ederken üzüntüsünden çatlayacak hale gelmişken kendisine o anda gelen bu müjdenin onu nasıl bir morale, nasıl bir güce, kudrete kavuşturduğunu bir düşünün. Ne oluyor ey peygamberim? Şu çapulculardan mı korkuyorsun? Mekkelilerden. Yeryüzünün en süper ordusunu ben nasıl denizde boğdum? Bunlarla baş edemeyecek miyim? Kalk doğrul, görevine dön ey peygamberim diyen ayetler bunlar. Peygambere moral kazandıran ayetler bunlar. Bakın Allah diyor ki kem teraku min cennatin ve uyum. Firavun ve orduları nice bağları, bahçeleri, nice pınar başlarını bırakıp oraya kadar geldiler. Ve zuru'in, nice ekinleri. Ve makamin kerim, nice yüce makamları, konumları, sarayları, köşkleri bırakıp geldiler. Ve na'metin kanu fiha fakihin. İçine gömüldükleri, içinde zevk duydukları nice eğlence yerlerini, nice eğlence merkezlerini bırakıp oraya kadar geldiler. Kim getirdi? Allah getirdi. Savaşı hazırlayan Allah, Firavun'u oraya kadar getiren Allah, denizi yaran Allah, Müslümanları sağ salim karşıya geçiren Allah, Firavun'a yürü dedirten Allah, sonra Firavun'u denizde boğan Allah, galibi ve mağlubu belirleyen Allah, neticeyi belirleyen Allah. İşte gördük. Yeryüzünün en süper ordusu yok olup gitti. Her şeylerini arkada bırakıp gelmişlerdi. Bakın Allah diyor ki: "Kezalike ve aurasnaha kavmen aharin." Onların bırakıp geldikleri yerlerini, yurtlarını bir başkalarına biz miras bıraktık. Müfessirlerimizden kimileri demişler ki İsrailoğulları dönüp geldiler, Mısır'a yerleştiler. Onların bıraktığı saraylarına, evlerine, mallarına, mülklerine Müslümanlar varis oldu. Öyle değil. Tarihi rivayetlere bakılırsa Müslümanlar ta Yusuf peygamber döneminde geldikleri Kenan diyarına tekrar geri döndüler. Tih çölüne, Sina çölüne yani Filistin bölgesine geri döndüler. Tekrar geri gelip de Firavun'un sarayına, Firavun'un Mısır'ına yerleşmediler. Peki başkalarına miras bıraktık diyor Allah. Tamam, Firavun'un çocuklarına, ölenlerin, geberenlerin torunlarına Allah miras bıraktı. Ya da bunu bir de şöyle anlıyoruz. Yıllar sonra iki peygamber döneminde, Süleyman ve Davud aleyhisselamlar döneminde yeryüzünün egemenliğini Allah İsrailoğullarına bıraktı, Müslümanlara bıraktı. Firavunların egemenliği bitti. Tüm dünyaya Müslümanlar egemen oldu. İşte o zaman Mısır'ın egemenliği de Müslümanların eline geçti şeklinde de anlayabileceğiz. Bakın olayın sonunda Allah şöyle bir değer yargısında bulunur. Fema beket aleyhimus sema'u vel ardu. Firavun ve ordusunun denizin dibinde geberip gidişine ne gök ağladı ne yer ağladı. Allahu ekber.
Firavun'un ordusunun denizin dibinde geberip gidişine ne göktekiler ağladı ne de yerdekiler ağladı. Neden ağlasınlar da? Bakın, kafir tüm varlıklarla çatışma içinde olan kimsedir. Tüm varlıkların secde ettiği Allah'a secde etmeyen bir kafir, tüm varlıkların dinlediği Allah'ı dinlemeyen bir kafir, tüm varlıkların kulluk ettiği Allah'a kulluk etmeyen bir kafir, eşya ile tüm varlıklarla çatışma içinde olan kimsedir. Dolayısıyla onun geberip gidişine varlıklar, canlı cansız varlıklar asla ağlamaz. Üstelik sevinirler. Elhamdülillah Cenab-ı Hak yeryüzünü, bu alemi bir pislikten kurtardı diye, bir pislik geberip gitti diye bütün varlıklar, canlı cansız bütün varlıklar sevinirler. Onlar Müslümanın vefatına üzülürler. Kendilerinin secde ettiği Allah'a secde eden, kendilerinin dinlediği Allah'ı dinleyen, kendilerinin kulluk ettiği Allah'a kulluk eden bir mümin vefat ettiği zaman gökler de ağlar, yer de ağlar. Bakın Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar. Her müminin dualarının, ibadetlerinin yükseldiği, rızıklarının indiği bir kapısı vardır. Gökyüzünde bir kapı varmış her birerimizin. Bir mümin vefat edince artık duaları çıkmaz olunca, salih amelleri de gökyüzüne yükselmez olunca göktekiler anlarmış. Ha, demek ki o mümin vefat etti, ruhunu teslim etti. Hep birlikte ağlarlarmış. Onun duaları kesildi, onun salih amelleri artık gökyüzüne yükselmez oldu diye. Kendilerinin kulluk ettiği Allah'a kulluk eden birisi vefat edince gökler de ağlar, yer de ağlar ama bir kafirin geberişine diğer varlıklar sevindiği gibi insanlar da sevinir. Mesela o günün dünyasında Firavun'a ağam paşam diyenler, ona itaat edenler aslında korktukları için itaat ediyorlardı. Onun geberdiğini duydukları anda eminim onlar da bayram ettiler. Hiçbir zalime insanlar isteyerek itaat etmezler. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ Biz böylece İsrailoğullarını alçaltıcı bir azaptan kurtardık. Min firavune, firavundan kurtardık. İnnehu kâne âliyen minel müsrifin. O üstünlük taslayan, insanlara tanrılık pozları oynayan ve de müsrif bir kimseydi. Hayatını Allah'a sormadan yaşayan, sere serpe bir hayat yaşamadan yana olan ya da hayatını bozuk para gibi harcayan israfçı birisiydi Firavun. وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Ve biz İsrailoğullarını bir bilgiyle alemlere üstün kıldık. Biz İsrailoğullarını bir bilgiyle o dönemde yaşayan insanların hepsine üstün bir konuma getirdik. Bir bilgiyle. Bunu şöyle anlıyoruz. Onlarda bir bilgi vardı, bir vahiy bilgisi vardı, Tevrat'ın bilgisi vardı. O vahiy bilgisinden dolayı biz yeryüzünün iktidarını onlara devrettik. Demek ki İktidara ulaşmanın, yeryüzüne egemen olmanın yolu vahiy bilgisinden geçiyormuş. Vahiy bilgisine sahip çıkarsanız, yeminlerin her türüyle söyleyebilirim ki, Allah sizi bulunduğunuz coğrafyada egemen bir konuma getirecek. İki, bu ayeti bir de şöyle anlıyoruz. Biz bile bile onların bunu yarın istismar edeceklerini, şu Yahudilerin bir gün, bu özelliklerini istismar edeceklerini bile bile biz onları o gün diğer toplumlara, diğer insanlara üstün bir konuma getirdik. İşte şu anda istismar ediyor hainler. Hala hilafet ellerinden gitmiş, imamet Müslümanlara geçmiş, halifelik Müslümanlara geçmiş, liderlik Müslümanlara geçmiş, kıble Müslümanlara geçmiş. Hala biz işte eski günlerini hatırlayarak diyorlar ki yeryüzünün en üstün toplumu biziz, yeryüzünün en üstün ırkı biziz. Tüm dünya insanlığının kadınları bize helaldir. Tüm dünya insanının kanı bize helaldir. Malı bize helaldir. Çünkü Allah bizi çok üstün yaratmıştır. Efendi toplum biziz diye hala bugün o özelliklerini istismar ediyorlar. Bakın Allah diyor ki biz bunu bile bile onlara verdik. Çünkü o dönem gerçekten yeryüzünde başka Müslüman yoktu. O dönem yeryüzünün Müslümanları, tevhid inancına sahip olan insanları, bilhassa Davut ve Süleyman peygamberler döneminde yeryüzünde zirve noktada Müslümanlık yaşayan insanlar bunlardı. O döneme ait bir özellik tarihe karışmış gitmiş. وَاَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا ف۪يهِ بَلَاءٌ مُب۪ينَ İçinde çok büyük apaçık imtihanlar, iptilalar bulunan ayetler gönderdik biz onlara. اِنَّ هَا اُولَٓاءِ لَيَقُولُونَ İşte şu, şimdi onlar, şu adamlar şöyle diyorlar. Burada işte
şunlar ifadesiyle ya Mekke müşrikleri kastediliyor ya da bu kitabın indiği dönemdeki Yahudiler, İsrailoğulları kastediliyor. Ne diyorlarmış bakın. İn hiye illa mevtetunel ula. İşte varsa da yoksa da şu birinci ölümümüz vardır. Ölüm tektir. Ve ma nahnu bi munşerin. Ve biz bir daha artık diriltilecek de değiliz. Bir daha hesaba kitaba çekilecek de değiliz. Allahu alem bu söz Mekke müşriklerine daha çok yakışan bir söz. Sonra diyorlarmış ki bakın Peygamber Efendimiz'e fe'tu bi abaina in kuntum sadikin. Ey Muhammed, sen yeniden diriltileceğimizi, hesaba çekileceğimizi söylüyorsun öyle mi? O zaman hadi şu bizden önce ölmüş atalarımızı, dedelerimizi bir getir de bir görelim bakalım. Eğer sadıksan şu atalarımızı bir dirilt de bir görelim. Ya bunu kim dedi ki? Hangi peygamber böyle bir şey iddia etti? Hangi peygamber atalarınızı, yeniden ölmüş atalarınızı ben dünyaya getireceğim dedi? Diriliş var ama dünyaya geri geliş türünde bir diriliş değil ki. Ahirette bir diriliş var. Ahirette bir ayağa kalkış var. Bunu kimse demedi. Kaldı ki tarihte Allah bunu da gösterdi. Mesela 300 küsür yıl Ashab-ı Kehf'i öldürdü, uyuttu, sonra diriltti. Bunu gösterdi de Allah. Ya da ölmüş birinin katillerini bulmak için bir inek kesti İsrailoğulları. İneğin kuyruğuyla mezara vurdular. Ölen kişi dirildi, benim katilim falan falan dedi. Bunu da gördüler. Allah onu da yaptı aslında. Yani iman etmek istemeyenler sebep bulabiliyorlar. Ehum hayrun em kavmu tübba. Şimdi bu Mekkeliler mi daha hayırlı yoksa Tübba kavmi mi? وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden önceki Tübba toplumu mu daha hayırlı? اَهْلَكْنَاهُمْ Biz onları helak ettik. اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِم۪ينَ Çünkü onlar suçluydular. Onlar günahkardılar. Onlar Allah'la çatışma içinde bir hayatın adamıydılar da biz onları yok ettik. Şu Mekkeliler mi kendilerine güveniyorlar? Biz onları yok edemeyecek miyiz? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri asla laf olsun diye, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Şu andaki kafirlere göre gökler, yer gayesiz ve anlamsız, tesadüfen oluşmuştur. Göklerin ve yerin amaçsızlığını iddia ediyor kafirler. Tesadüfen, kendiliğinden oluşmuştur. Hayır, hayır. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Biz onları hak ile yarattık. Hak bir yasayla, hak bir sebeple yarattık. Yani imtihan için yarattık. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların pek çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ Fasıl günü onlara verdiğimiz randevu gerçekleşecek. Hani atalarımızı getirsin de görelim filan diyorlardı ya, o bugün değil diyor Allah, fasıl günü. Hepsini göreceksiniz. Tüm atalarınızla bir araya geleceksiniz. Öncekilerle sonrakiler bir araya gelecek. Hepiniz Allah huzurunda toplanacaksınız. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْعًا O gün hiçbir dostun hiçbir dosta faydası olmayacak. Hiçbir dost, hiçbir dosta sıcak bir kucak açamayacak. Yahu ne alemdesiniz? Bir sıkıntınız mı var? Bir derdiniz mi var? Bir ihtiyacınız mı var? Bir yardımımız olabilir mi diye kimse kimsenin hatırını soramayacak. وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ İnsanlar yardım da görmeyecek. Kimse kimseden zerre kadar bir destek ve yardım da görmeyecek. اِلَّا مَنْ رَحِمَ اللّٰهِ Ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Kimdir Allah'ın rahmet ettikleri? Allah'ın rahmet sıfatından istifade edenler. Kim onlar? Allah biz kullarına bir rahmet kapısı açmış. Şöyle bir kitap göndermek suretiyle Allah bize bir rahmet kapısı açmış. Kim ki Allah'ın kendisi için açtığı şu rahmet kapısından istifade cihetine giderse işte o Allah'ın rahmetine ulaşmıştır. Allah bize bir elçi göndermek suretiyle bize bir rahmet kapısı açmıştır. Kim ki elçinin sünneti eşliğinde bir hayat yaşarsa işte o rahmete ehil hale gelmiştir. Onlar müstesna, kimse kimseye zerre kadar bir fayda veremez. İnnehu huvel azizur rahim. O Allah azizdir, güç kuvvet sahibidir, rahimdir, son derece merhamet sahibidir. İnne şecerate zakkum. Şu zakkum ağacı var ya, taamul ethim. O günahkarların yiyeceğidir. Kel muhli yagli fil butuni ke galyil hamim.
karında kaynayan kaynar su gibi insanların karınlarında kaynayan bir maden eriğidir o. Allah Allah. 1000 derece, 10.000 derece erimiş bir madenin su gibi akıp giden eriğini bir düşünün. İşte insanlara o sunulacak yiyecek olarak. Sonra Allah buyuracak ki huzuhu fatiluhu, yakalayın onu. Fatiluhu ila sevail cahim, cehennemin ta ortasına sürükleyin. Allah Allah. Cehennemlik birisi hakkında Allah öyle diyecekmiş. Yakalayın onu. Cehennemin ta ortasına sürükleyin. Sürüyün onu. Zincirlere vurulmuş bir biçimde sığır sürüleri gibi cehennemin ortasına doğru sürünecek onlar. Thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Sonra onların başlarının üstünden maden eriği dökün. Kaynar su dökün. Ya Rabbi sen bizi koru. Zuk, tat bakalım. Allah öyle diyecekmiş. Hadi tat bakalım. İnneke entel azizul kerim. Sen dünyada aziz ve kerimdin. Üstündün güya. Tanrılık pozları oynuyordun. Benim Allah'a da ihtiyacım yoktur. Benim peygamberin sünnetine de ihtiyacım yoktur. Benim aklım var, benim keyfim var, benim zevkim var. Nasıl bir hayat yaşayacağımı pekala ben de bilirim diye kendi kendine tanrılık pozları oynuyordun. Egemenlik pozları oynuyordun. Yiğidin alnı yere gelmez diyordun. Yiğidin alnı secdeye gelmez diyordun. Öyle bir gururun, kibirin içindeydin ki Allah'a karşı müstekbirce bir tavır takınıyordun. Müslümanca bir hayata yönelmeye yanaşmıyordun. Güya dünyada çok kerimdin sen, çok üstündün. Müstekbirdin, kibirliydin, tanrıydın. Hadi bakalım, tat bakalım şu azaba. Allah Allah. Bu onların onurunu kırıcı bir ifadedir. Tabi böylece Allah'a karşı gururlu, kibirli bir hayat yaşayanlar bu cümleyi hak ediyorlar. İnne hâzâ mâ kuntum bihi temterun. İşte şu cehennem azabı var ya, dünyada şüphelenip durduğun şeydir. Vardı, yoktu, olurdu, olmazdı, gelirdi, gelmezdi. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Hikaye, bu eskilerin masalı falan diyordunuz ya. Cehennemle alay ediyordunuz ya. Cehennem seninle ödüldür bana falan diyordunuz ya. Yani cehenneme gitmeyi göze almaya çalışıyordunuz ya. İşte alaya alıp durduğunuz azap budur. Hadi tadın bakalım. Beri tarafta innel muttakine fi makamin emin. Müttakiler emin bir makamdadırlar. Allah Allah. Müttakiler Allah'a kulluklarının bilincini takınanlar. Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenler. Allah'ın koruması altına girenler. Allah elde bir diyenler. Rabbim razı mı? Başkalarından bana ne? Rabbim razı değil mi? Başkalarından yine bana ne diyenler. Allah adına, Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayanlar var ya. Onlar emin bir makamdadırlar. Dünyadaki makamlar gibi yıkılıp giden makamlar değil, çürüyüp giden, solup giden, ölüp giden, yok olup giden makamlar değil. İşte Firavun'un makamlarını gördünüz. Birkaç dakika içerisinde bitti. Ahiretteki makamlar ihtilallerle sarsılmayacak makamlar. Darbelerle yıkılmayacak makamlar. Kimsenin yıkamayacağı, ezemeyeceği, bozamayacağı, kimsenin huzurunu kaçıramayacağı makamlar. Onlar emin makamdadırlar. Fî cennâtin ve uyûn. Cennetlerde, bahçelerde, pınar başlarındadır onlar. Hurilerine yaslanmışlar. Süt ırmaklarının, bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının, su ırmaklarının arasında hurilerine, gılmanlarına yaslanmışlar. Keyif, keyif sürüyorlar. Yelbesûne min sündüsin ve istebrak. Mütekabilîn. İpek ve atlas elbiseler giymiş olarak onlar karşılıklı otururlar. Karşılıklı derken karşı karşıya gelip birbirlerine muarız değil, dostça, güler yüzle, birbirlerinden zevk alarak sohbet etmek üzere ellerinde içki kadehleriyle birlikte karşılıklı otururlar. İpeğin her tonunda, bir de atlasın her tonunda ince ya da kalın elbiseler içindedir onlar. Kezalike, işte böyle. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Bir de biz onları iri gözlü hurilerle de evlendiririz. Allah Allah. Gözünün siyahı simsiyah, beyazı da bembeyaz. Ayn ifadesi o anlama gelir. Öyle ceylan gözlü, öyle güzel gözlü huriler ki onlar, işte biz onları onlarla evlendiririz. Yed'ûne fîhâ bikulli fâkihetin âminîn. Onlar güven içinde her bir meyveden isteme haklarına sahiptirler. Güven içinde. Gelsin,
biraz da şu meyveden gelsin, az biraz da şu meyveden gelsin diye onlar güven içinde, emniyet içinde her türlü meyveden isteme hakkına sahiptirler. La yezukune fihel mevte ve o müminler orada o cennette ölüm de tatmazlar. İllel mevtetel ula şu ilk ölümlerinden sonra. Hani dünyada ölüyoruz ya, o ölümlerimizden sonra o cennette bize bir daha ölüm gelmeyecekmiş. Ebediyen o cennette yaşayıp gideceğiz. Tabii geçen dersimizde de söyledim. Böyle bir cenneti tanıdıktan sonra, böyle bir cenneti kuşandıktan sonra, o nimetlerle tanıştıktan sonra, 1000 yıl sonra da olsa hadi bitti çıkın dense azap olur ya. Değil mi? Azap olur. Onun için o cennette ölüm de yok. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ ve Rableri onları cehennem azabından da korumuştur. فَضْلًا مِنْ رَبِّكِ Rabbinden bir fazlu ihsan olarak. Bakın, biz Allah'ın fazlu keremiyle cehennemden korunduk. Biz Allah'ın rahmeti, fazlu ihsanı sebebiyle cenneti elde ettik. Değilse bir ömürlük bir hayatta o kadar büyük bir mülkü, bir makamı elde edebilecek ibadetleri işlememiz mümkün değil. Cennet bir ödüldür. Cehennem de Allah'ın fazlıyla bir kurtuluştur. Huvel fevzul azim, işte en büyük kurtuluş budur. Fe innema yessernahu bilisanike, muhakkak ki biz bu kitabı senin dilinde kolaylaştırdık ey peygamberim. Leallehum yetezekkerun, belki ibret alırlar, belki ders alırlar diye. Bu kitabı senin dilinde kolaylaştırdık. Kur'an kolay, okunması kolay, ezberlenmesi kolay, amel edilmesi kolay, muhafazası kolay, uygulanması kolay. Tam bize uygun bir din, tam bize uygun bir elbise biçmiş, göndermiş fıtrat elbisesi Rabbimiz. Senin dilinde biz bu kitabı kolaylaştırdık. Öyleyse ey Müslümanlar, kolay olan kitabı zor kabul edip ondan uzak bir hayat yaşamayın. Kendinizi bu kitabın eğitimine teslim edin. Gece gündüz bu kitap rehberliğinde bir hayata yönelin. Fertakib, sen bekle ey peygamberim. İnnehum murtakibun, şu kafirler de bekliyorlar. Siz bekleyin ey 20. asrın Müslümanları. Yeryüzü kafirleri de bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Onlar hak ettikleri cehennemi, biz de kazandığımız cenneti bekliyoruz. Kim haktaymış, kim batıldaymış, kim doğruymuş, kim sapıkmış, kim başarmış, kim kaybetmiş, yarın belli olacak. Siz de bekleyin, şu andaki yeryüzü kafirleri de beklemektedir dedi Rabbimiz. Böylece Duhan suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Câsiye suresiyle karşı karşıya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bu sezonun son dersi olacak. Önümüzdeki hafta Câsiye suresinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.